iş nedeni den biri kepçe kulak konusu dediniz. Bu kepçe kulak konusunda ne yapıyorsunuz? Ameliyat, yani demin söylediniz ama bu kepçe kulak ameliyatının da bir yaşı var mı? 6 yaştan itibaren her yaşta uygulanabilir. Ama 6 yaştan itibaren. Evet, ama 6 yaş civarındaki ameliyatlarda genel anestezi vermemiz gerekiyor. Daha büyük hastalarda lokal anestezi altında yapılabilir. Çünkü izole bir organ, sadece o bölgeye uyuşturularak da ameliyatı yapılabiliyor. Onun dışında kepçe kulak estetiğinde kulak arkasından bir kesiyle kıkırdakların yeniden şekillendirilmesi şeklinde bir müdahale gerçekleştiriyoruz. O şekilde oradan Evet, bir de tabii en önemli patoloji burada kulakla saçları arasındaki açının fazla olması. Yani kulağın normalden daha açık gözükmesi. O yüzden onu kapatacak şekilde bir takım dikişler koyuyoruz. Tabii burada bu dikişlerin iyileşmesi çok önemli. Çünkü onlar kulağa tutucu dikişler. Onlar sağlam olursa kulak daha sonrasında güzel iyileşebilir. O yüzden ameliyat sonrası dönemde işte bir takım önerilerimiz var. Bandana kullanıyoruz. Tenisçi bandı şeklinde. Biraz daha rahat iyileşsin diye kulak. Kulak çok farklı bir organ. Kişiden kişiye çok değişiyor ve aynı kişinin de iki kulağı aynı değil. Öyle mi? Tabii ki mutlaka arasında milimetrik farklar oluyor. Özellikle de kepçe kulak gibi bir deformasyon söz konusuysa aynı şekilde biri biraz daha açık olabiliyor, biri biraz daha kapalı olabiliyor. Bunu mümkün olduğunca, yani hiçbir zaman tabii %100 simetrik yapmak mümkün değil ama mümkün olduğunca en yakın şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kulak estetiğinde de en önemli nokta açılmaması tekrardan. O var mı? Evet. Açılabilir mi? Hastaların %2'sinde, 3'ünde küçük açılmalar olabilir. Yani tam açılma çok çok nadir. Yani mutlaka kıkırdak yapısında bir sorun olması gerekiyor. Ameliyat edilen kulak tam olarak açılmaz ama genelde üst kısımda küçük açılmalar olabilir ama onların da yine çaresi var. Biraz iyileşme tamamlandıktan sonra yeniden o bölgedeki dikişler atılabilir. Tabii düzeltilebilir. Tamam. Bu mesela bu sırada kulak ameliyatı, kepçe kulak ameliyatı oldu. Dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Mesela biz çocuklar küçükken büyüklerimiz ay kulağını düzelt, kepçe böyle üstüne yatmasın falan derdi. Genetik olgularda yani ailede olup da kepçe kulak olarak doğan çocuklarda özel ilk 3 ay çok önemli. İlk 3 ay bandana takılması, kulağın hani geriye ya da yatırırken kulağın kıvrılmaması çok önemli. Ya evet, bunu da söyleyelim ki bebeklerine de o şekilde. Ama 3 aydan sonra anneden geçen hormonların etkisi artık ortadan kalkıyor ve kulakta da bir değişiklik çok fazla olmuyor. Yine de tabii bandana kullanmak hani erken dönemde bir miktar hem ailenin de psikolojik olarak hani kendini hissetmesi açısından tercih edilebilecek bir yöntem. Ama ilk 3 ay, doğumdan sonraki 3 ay önemli. Eğer ki hani doğduğunda fark edilirse ya da ailede varsa hani annede, babada, yakın akrabalarda çünkü genetik bir yönü de var kepçe kulağın. Var, tabii. O yüzden hani doğumda öyle bir bandına yapılabilir. Yurt dışında bazı bununla ilgili aletler var. Çocukluktan itibaren kulağa yerleştirilerek hani kulağın gelişiminin daha kepçe olmadan sağlanmaya çalışan bazı aletler var. Ama henüz bizim ülkemize yok mu daha? Çok yaygınlaşmadı. Belki kullanımı zor olduğu için ve yurt dışında da çok yaygın değil. Sadece yeni böyle fikirler var. Hani denemeler. Ameliyata gerek kalmadan acaba çocukluktan itibaren gelişimi hani biz düzenleyebilir miyiz fikriyle ortaya çıkan bazı yeni teknikler de var. Evet. Bu kulak ameliyat, kepçe kulak ameliyatını tabii büyükler yaptırabilir değil mi? Evet, her yaşta yani yapılabilir. Yani zaman içinde bu katılaşmıyor değil mi? Yani mutlaka çocuk kıkırdağına göre birazcık daha sert, biraz daha sert ama sonuçta her yaşta yapılabilir, bir engel yapılabilir. Yok tabii ki. Bu alt kısım, bazen böyle bir arkadaşım çok şikayet ediyordu, kocaman şu alt kısım alt kısma diye. Da bir takım küçültmeler olabilir ama alt kısmın şöyle bir dezavantajı var. Biraz iz bırakan bir bölge alt kısımda, keloid dediğimiz olumsuz yara iyileşmesi hadiselerinin sık görüldüğü bir bölüm. O yüzden hani kulak memesi cerrahisi çok hani gerekli vakalarda dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Çok da cerrahın elinde değil. Hani kişinin iyileşme periyoduna göre. O sizin dışınızda olan. Biz dışımızda bir şey. Hani ama biliyoruz ki en sık görülen yerlerden birisi. Bu önemli bir konu ama. Yani yarın çocukların hayatına yani çocukken eğer yaptırması gerekiyorsa yaptırmalı. Şey olarak böyle işte dediğimiz gibi
psikolojik olarak... Tabii okuldan soğuyabilir, eğitim hayatını etkileyebilir. Büyüdüğü zaman büyüdüğü zaman da kendini sosyal olarak ifade ederken rahatsız, zorlanabilir kişiler. Rahatsız edici bir konu olarak karşısına çıkabilir evet. O kişinin. Peki. Ya hocam tekrar bir reklam işareti alıyoruz bakın. Bir